Histeroskopik miyomektomi. Histereskopik miyomektomi endikasyonları anormal uterin kanama olabilir. Başka bir sebep bulunamadığında tekrarlayan gebelik kaybı ve infertilite durumunda da histeroskopik miyomektomi yapılabilir. Subokozal miyomları şu şekilde sınıflıyoruz. Eğer miyomun hepsi uterin kavitede ise buna T0 diyoruz. Eğer miyomun %50'den fazlası uterin kavitedeyse ise T1 diyoruz. Eğer mukozal miyomun %50'den fazlası miometriumun içerisinde ise o zaman da T2 bu mukozal miyom diyoruz. Biraz önceki sınıflamanın histeroskopik görüntüleri var burada. Tip 0, bütün miyom uterin kavitede. Tip 1, miyomun %50'den fazlası uterin kavitede. Tip 2, miyomun %50'den Fazlası miometriumun içerisinde. Bir sınıflama da e, operasyondan önce kullanılabilir. Burada 0, 1, 2 şeklinde puanlama yapılıyor. Boyutuna göre 2 santim, 2 ile 5 santim ve 5 santimetre'nin üzerinde ona göre puanlanıyor. Yerleşim yeri aşağıda uterusun ortasında veya üst kısmında. E, tabanının genişliği 1 bölü 3'ten az, 1 bölü 3 ile 2 bölü 3 arasında ya da 2 bölü 3'ten fazla. Penetrasyon yani miyometriumdaki kısmı tümü uterin kavitede %50'den azı miyometriumda, %50'den fazlası miyometriumda ve lateral duvara da 1 puan veriliyor. Bu şekilde puanlandıktan sonra 0-4 arası genellikle histeroskopik miyomektomi için uygun vakalar, çok kompleks olmayan vakalar. 5 ile 6 puan arasında olanlar kompleksitesi yüksek histeroskopik miyomektomiler. Ve bu hastalarda e, tekrarlayan histeroskopik miyomektomiler yapılabilir seçeneği var. 7 ile 9 olduğunda bunlar e, zor vakalar. Histeroskopik miyomektomi açısından alternatif yöntemler düşünülebilir. Bu e, kozal miyom tanısına nasıl gidiyoruz? MR kullanabiliriz. MR'da özellikle miyomun ne kadarının uterin kavitede, ne kadarının e, miyometriumda olduğu değerlendirilebilir. Yine sonohistografi çekilerek miyomun kavite ile olan ilişkisi, miometriumla olan ilişkisi değerlendirilebilir. Şu olgularda tekrarlayan operasyon olasılığı var ki bunu hastayla paylaşmak lazım. Özellikle miyom multiple geniş bir tabanı varsa, 3 cm'den büyükse ve miyometriuma penetre ise özellikle T2 dediğimiz %50'den fazlası ki bunlar da histeroskopik miyomektomi ilk seçenek olarak düşünülmeyebilir zaten. Ee, tekrarlayan operasyonlarda işlemi bir sefer yaptıktan sonra 2-4 ay sonra tekrarlanabilir. Müdahale öncesi kanamayı azaltan uygulamalar var mı? CNH analog agonistleri var. Özellikle 3 cm'den büyük miyomlar verilebilir. Yalnız bunu kullanmayan ekoller de var. Kullanmama gerekçeleri de miyomun diseksiyonunu zorlaştırması ve servikal stenoza yol açması. Müdahale öncesi yine işlemden 24 saat önce Misoprostol e, vajinal veya oral yoldan verilebilir. 200 mikrogram bir tablet. Bu serviksin yumuşaması açısından fayda sağlayacaktır. Antibiyotik profilaksi verilmeyebilir. Yine tromboflaksi, e, trombo tromboprofilaksi yapılmayabilir. Rezektoskop olarak unipolar veya bipolar rezektoskoplar kullanılıyor. Eğer unipolar rezektoskop kullanılıyorsa koagülasyonda 60-80 watt katta ise 60 ile 120 watt arasında enerji kullanmak lazım. Medium olarak glisin kullanılıyor. Eğer bipolar rezektoskop kullanıyorsak medium olarak serum fizyolojik veya ringer laktat kullanıyoruz. Rezektoskop çeşitleri burada gözüküyor. Ucunda top olan roller bollar var ve bir de loop elektrot kod, loop elektro var ki daha çok kullanılan da bu loop elektro Eğer while loop ele teknikle e, yapılıyorsa burada bir kural olarak miyomu en uç noktasından başlayarak e, tıraşlamakta fayda var. E, miyomun daha görünür hale gelip operasyonun daha kolaylaşması açısından. Yine e, loop elektrot kullanılıyorsa e, miyomun kaviteye doğuşunu kolaylaştırmak için aralıklı olarak uterin dekompresyon yapılabilir. Birkaç dakika beklenebilir. Yani uterus şişirilmez. Bu özellikle yalancı miyom yok görünümüne engel olur. Çünkü siz kaviteyi Gergin bir şekilde distantu ettikçe miometriumun içerisinde miyom gömülebilir ve miyom yokmuş gibi bir görüntüye yol açabilir. Yine bir manuel masaj yapmak bazen miyomun kaviteye doğuşunu kolaylaştırabilir. İşlem sırasındaki bir takım pratik uygulamalar bunlar. Komplikasyon olarak karşımıza perforasyon çıkabilir, aşırı sıvı absorpsiyon olabilir ki bu hiponatremi ve hastanın bilinç durumunda değişiklikle devam edecektir. Perioperatif kanama intrauterin adezyon ve enfeksiyon ya diğer komplikasyonlar olabilir. Sıvı kontrolü önemli histeroskopik miyomektomide. Verilen alınan sıvı miktarı mutlaka kontrol edilmeli. Aşırı sıvı absorpsiyonu gerçekleşecek olursa hiponatremi, devamında ödem, pulmoner, kardiyak, laringer ödem şeklinde karşımıza çıkabilir. O yüzden verdiğimiz sıvı ile aldığımız sıvı arasındaki fark 2000 mm'ye ulaşmış ve daha fazla olmaya başlamışsa işleme son vermek lazım hatta 1500 mililitreden sonra da dikkat etmek lazım. Kanamayı durdurmak için işlemden sonra eğer kanama devam ediyorsa intrauterin foley sonda uygulanabilir. Burada 16 numara sondalar kullanılabilir. 3 ile 30 mililitreye kadar balonu şişirilir. 4-8 saat kadar kavitede tutulur. Birkaç saat boyunca e, yavaş yavaş balon söndürülür. Eğer kanama olursa tekrar e, balonu şişirmek söz konusu. Postoperatif dönemde ağrı kesici olarak asetaminofen kullanabiliriz. Yine kişi 24 saat sonra histeriskopik miyomektomiden 24 saat sonra normal aktivitesine dönebilir. Hastayı bir 4 hafta sonra kontrol etmekte fayda var. İnkomplet miyomektomi de bazen tam miyomun hepsini alamasak bile bazı olgularda spontan miyomda gerileme görülebiliyor. O yüzden tekrarlayan işlem yapacaksak kalan miyomu -myo alma yönünde o zaman işlem öncesi miyom varlığı değerlendirilmeli. Sonohistorografi yapılabilir. Muhtemelen ilk işlemdeki miyomun e, vaskülarizasyonun bozulmasına bağlı olarak e, miyomun e, gerilediği de gözükebiliyor. Yine e, hastayla bilgi paylaşımı anlamında e, bu kozal biyomların işlemden sonra da %20 tekrarlayabileceğini paylaşmak lazım.